Sevgili izleyiciler, çobanla baş başaya ne yaptık? Girdik. Çobanla baş başa başlıyor ve çobanla baş başaya hoş geldiniz. Asfalt boyunda, burası Çanakkale asfaltı, ana yol. Ana yolun kenarında çobanımız gelirken gördük ve indik arabadan, başladık çekime ve çobanla baş başa ne yapıyor? Başlıyor. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Biz sizi tanıyalım abi. Selahattin Körpe, Adatepe Köyü. Selahattin Körpe. Körpe, Adatepe Köyü. Adatepe Köyü. Selahattin abi, nereye gidiyorsun sen böyle keçilerle? Meraya. Meraya gidiyorsun. Evet. Sizin köy nerede? Köy ilerisi bak. Ha, orası. Evet. Köyden çıktın, asfalt boyu geliyorsun. Asfalt boyu geliyoruz. Meraya gidiyorsun. Meraya nerede? Meraya bu tarafı, bir de bu tarafı. Bu taraf. He. Ben o tarafa gidiyorum yaz olduğu için. He. Yol boyuna gideceksin şimdi. Yok, aşağıdan geçit de buradan. Evet, geçit var. Geçitten tamam, geçiyorum. Gidelim o zaman Meraya. Evet, tamam. Sen buradan dön. Ha, döneceğim. Oraya peş bak, taksit olduğu yere dur. Tam o çallık orman gibi yer var ya, oraya dur. Mera orası. O tarafın Mera, denize doğru git de öbür taraflara. Oo, hadi gidelim bakalım. Sür abi. Tamam. İşte maşallah, keçilere bak be, süper ya. Burası Mera mı? Yok, burası Mera değil. Geçit var. Asfaltın altından geçecekler. Asfalt geçit var burada. Geçit var. Arabanın olduğu yere duruyorsun ileriye, sağ tarafa. Ha. Orada araziye gidiyor o yol, denize gidiyor o yol. Ha, sen orada sağa mı geçeceksin böyle? Ha, ben şu tarafa geçeceğim. Allah Allah, hadi bakalım. Ha. Sen gelirsen oraya ne gelirsin? Tamam, vay be. Burada köprü var galiba. Evet, köprü var yani. Ah, evet. Ya buradan galiba bu tarafı denize doğru hep Mera. Evet. Ne zaman çıkar televizyona bu? Adım Selahattin Körpe, Adatepe köyündeyim. Keçicilik çok iyi bir şey fakat yem şartları çok uzun. Çıkılmaz işlerin içinden. Devlet buna bir çare baksın ve çare bulsun. Böyle bir şeylerde çok köylü vatandaşı bu tüketim üreticisi tükeniyor gitgide. Gittikçe de azaltılıyor. Çünkü çare bulamıyoruz. Yem şartlarına bir çare devletten. Kırmasıdır. 3 kilo, 4 kilo veriyorlar. İkişer, üçer tane yavru yapıyorlar. Rahat her şeyi. Bakımı rahat, serbest. Diğer keçilere de benzemez. Rahat yani. Sabah yay, öğlen kapat, istirahat et. Akşam üzeri gene sal, gene yay. Akşama kadar kırda beklemene gerek yok yani. Tamamdır herhalde. Köyde bunu yapan 10 kişi anca vardır. Ben epey çok senedir yap, 2000'den bu yana bunları yapıyorum. Daha önce koyun vardı. Koyunculuğu bıraktım, buna döndüm. Fazla yapmıyorum, az yapıyorum. Kendi kafama göre bunlarla sürdüm. Kalabalık olsa bahçe yapamıyorum, yetiştiremiyorum da yani. Yem şartlarından dolayı. Selahattin abi. Maşallah, maşallah, maşallah. Ya, oh, sütü dolmuş abi. He? Oh, maşallah. Oh. Harika ya. Ne kadar süt sahamı yapıyor musun şu anda evde? Evet. Kaç saat, ne kadar sahiyorsun? Akşam sabah. Bir keçiden ne kadar süt alıyorsun Selahattin abi? 3 kilo, 4 kilo, 2,5 kilo bu aralarda. Şu anda bizim burada 3 liradan alıyorlar. 3
lira. Evet. İyi. İyi mi yani? İyi değil. Bu şartlarda iyi değil. Yemin çuvalı olmuş 100 milyon. 100 milyon değil, 100 lira. 100 lira, 100 lira, evet. Bunu hesaba koysan kiloya ne düşer? Selahattin abi. Evet. Yaş kaç abi? Yaş 62. 62 yaşındasın. Evet. Emeklilik var mı? Var. Nereden emeklisin? SSK'dan emekliyim, sigortadan. Sigortadan. Kaç yıl oldu emekli olalı? 2006'da emekli oldum. 2006'da, yani 13 sene olmuş. Evet. Senden 3 sene sonra da ben emekli olmuşum 2009'da. Allah yedirmeye nasip etsin. Amin. Şimdi kaç tane keçi var sende? Bende 40 tane. Keçiler 40 tane. Evet. Ne bunların cinsi? Zana kırması. Zanen kırması. Evet. Zanen. Evet. Kırması. Zanen. Ne zaman aldın bu keçileri? Bunlara ben oğlak aldım, yetiştirdim. Oğlak, ya, evet. Oğlak aldın? Evet. Yetiştirdin? Evet, 3 tane, 5 tane oğlak koyum, yetiştirdim. Kaç taneyle başladın? 5 taneyle. 5 taneyle başladın, 40 tane oldu. Daha fazla da bırakmıyorum yavru. Bırakmıyorum, yavru bırakmıyorum. Şimdi bunlardan başka evde var mı hayvan? 3 tane var, başka yok. O da yavru onlarda. 3 tane yavru var. Evet, başka yok. Bırak. Ne yaptın? Bırakmanı sattın mı? Evet. Oğlak sattın. Evet. Yani oğlak çevirme var yolda bir yerde. Evet. Oğlak çevirmeye mi verdin? Hayır, kasaba verdim. Kasapta halka satıyor. Halka satıyor. Evet. Anladım. Şimdi tam oğlak çevirme mevsimi değil mi şu anda? Evet, evet. Selahattin abi. Evet. Hiç hayatında oğlak çevirme yedin mi? Şöyle dönelim Selahattin abi. Kameraya bak. Evet, evet. Oğlak çevirme yedin mi? Evet. Nasıl evet. Bir şey Selahattin abi? Lezzetli bir şey çok. Yapma ya. Tabii. Peki senden böyle gelip biz oğlak çevirme yapacağız, bir oğlak ver diyen oldu mu hiç? Olmadı. Allah olmadı. Allah. Ama mesela bir tane iki tane öyle satıp da onlar nerede yediğini bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle, mesela bu sene kaç tane oğlak sattın? Bu sene 30 42 4 de oradan kestik. 42, 46, 49 tane. Bu sene 49 tane oğlak sattın. Evet. Allah Allah. Sevgili izleyiciler bakınız. Allah. Abi keçiler benim arabanın altına yatmışlar ya. Selahattin abi sevgili izleyiciler bu sene tam 2009 yılı içerisinde 49 tane oğlak satmış. Evet. Evet. 49 tane. Evet. 40 tane keçi var ama. 40 tane. 3 vardı. 4 tane, 5 tane, 5 tane üçlü vardı. Ha, 5 tane üçlü vardı. Evet. 5 evet. Keçi 300 doğurdu. Evet. 5 keçiden 3 oğlak, 3 kere 5 15. Yani 5 keçiden 15 oğlak almış. Evet. Diğerleri hep de ikişer tane. Oh maşallah. Bunlar iki. Sahne ikiz mi yapıyor? Evet. 8 tanesi tek doğurdu. 8 tanesi tek doğurdu. Tek doğurdu onlar. Diğerleri ikiz ve 300. Evet. Selahattin abi, 49 tane oğlaktan Napolyon olarak cebine ne kadar girdi? Napolyon olaraktan. Evet, Napolyon kilo olaraktan. Kilo olaraktan verdik. Bazında bir 6 milyar girdi. Bir 3 milyar girdi. 6 milyar çok para Selahattin abi. 6 bin lira mı demek istiyorsun? Evet, evet, evet. 6 bin lira, 3 aldım bin lira, ya. Tamam. Evet. Ondan sonra birer ikişer tane arkadaşlar aldı gitti. Hı hı. Bunları hesaba koymadım hiç yani. Yani şöyle 49 oğlaktan ya sen Selahattin abi şimdi nasıl mesela yemin çuvalı 100 lira diyorsun, tamam onun hesabını tutuyorsun da sattığın oğlakların cebine giren paranın hesabını tutmuyor musun sen? Tutamıyoruz ki, veriyoruz, masraf ediyoruz, yem parası veriyoruz, yiyici parası veriyoruz, yonca alıyoruz. Maaşın ne kadar senin? 1950. 1950, evet, değil mi? Evet. 1950 alıyorsun. Evet. Peki, maaşının kaç para olduğunu biliyorsun da, oğlaklardan kaç para aldığını hiç hesabını yapmadın mı Selahattin abicim? Yapıyoruz, yapmaz olur mu? Ne aldık, ne verdik bunu hesap ediyoruz ama para cebimizde kalmıyor. Bunlara yonca alıyoruz, yavrulara yonca alıyoruz, yem alıyoruz. Tamam. Yavruların yemi ayrı, bunların yemi ayrı. Yavruların yemi pahalı geliyor çok. Bak Selahattin abi şimdi bak. Şimdi sen küçük bir keçi işletmesinin müdürüsün. Evet. Değil mi? Evet. Hem çobansın, hem müdürüyüm. Hem müdürüsün. Evet. Tamam mı? Küçük bir işte 40 tane keçin var senin. Bu sene de 49 tane oğlak satmışsın. Dolayısıyla bu işletmenin bir muhasebesi hesabı olmaz mı? Yani 2009'un sonunda
zarar mı ettin, kar mı ettin? Onu... Yem giderleri, şunlar bunlar, masraflar ne kadar? İşte diyelim ki 20 bin lira. Giderler ne kadar? 50 bin lira. 50 binden 20, 30 bin lira. 30 bin lirayı 12'ye böldün. Ay başı şu kadar. Ha tamam, ben bir maaş da buradan almışım desen daha iyi olmaz mı? O deniyor. Deniyor. Yani niye hesabını niye tutmuyorsun Selahattin deniyor abi? Deniyor ama şimdi hesabını tutmuyor değil, biz masraflı da gidiyor. Masraf çok oluyor bunlara. İğnesiymiş, hap yemiş, tedavisiymiş, bunların masraflarını düşemiyoruz biz de. Hesap etmiyoruz yani. İnce hesaplamadın da. Evet. Yani şimdi herkes böyle yapıyor. Şimdi adam diyor zarar ettim. Ya zarar ettiğini bilmiyor. Halbuki kârda mı? Hesap tutmadığı için tamam, psikolojik ben zarar ettiğini düşünüyor. Zarar etmiyoruz, kârda etmiyoruz. Ancak ucun geçinti sağlıyoruz. Şimdi ortadan bir şey konuşmak lazım. Şimdi bugün şöyle bir şey söyleyeyim. Ha, söyle Selahattin abi. Ben bir yere hizmetkar dursam, ha, askeri ücretten 2 milyar 20 lira maaşım var. Ve ondan sonra bunların yediği bak. 2020 lira he, askeri ücret maaşım ben, var. He, bunları gütmem, benim gömleğimi kurtarmaz. Ama ne yapayım, işimiz yok. Mecbur bunlarla takılım. Ne kazanırsam, kazanabilsem, kazanamazsam devam ettiriyorum. Şimdi sen 40 keçiden yıllık 12 aya böldüğün zaman tamam mı? 2020 lira ay başı net kar alır mısın? 2020 lira. He. Bir askeri ücret alır mısın 40 keçiden? Alırsın. Alırsın Selahattin abi, alırsın. Alırsın. Sevgili izleyiciler işte alırsın. Gerçekten alırsın. Bizim çobanlarımız aslında çok zeki insanlar ama işini biliyorlar. Ben birçok bilgiyi inanın çobanlardan öğreniyorum. Benim çobanla baş başa programım da aslında insanlara keçi nasıl sağılır, keçiye nasıl bakılır, hayvana nasıl bakılır, ondan sonra teferruatlı ince bilgi amaçlı bir program değil. Çünkü ben araştırmacı, haberciyim, 35 yıllık gazeteciyim, haber programı yapıyorum, belgesel programı yapıyorum. Dolayısıyla yani bir eğitim amaçlı, bilgi amaçlı bir program yapmıyorum. İnternette yayınlanan videolarımızda, çobanla baş başa videoların altında izleyicilerimiz maalesef saçma sapan yorumlar yazıyorlar. Ya bilgilendirsene, keçiye nasıl bakılır? Hayır, bizim programımızın amacı bu değil. Bizim program, ben Anadolu'yu geziyorum, Türkiye'yi geziyorum. Bir gazeteci, yazar olarak, araştırmacı olarak ve sinema televizyon mezunu birisi olarak, bakınız. Altında yorumlar yazıyorlar. Ya bu adamı nereden buldunuz? Çok mu aradınız? Ya benim programım bilgi amaçlı bir program değil. Araştırma, belgesel, haber programı yapıyorum. Ve sinema televizyonla ilgili de o yazı yazanlara cevap olarak söylüyorum. 3 tane kitabım var. Üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor. Yıllar önce hocalık da yaptım sinema televizyon üzerinde. Ben çobanla baş başa programını Anadolu'yu gezerek, Anadolu'muzun insanlığıyla doğal olarak, spontane olarak rastgele çat kapı program yapıyorum. Hiçbir hazırlık yok. Çoban da hazırlanmamış, ben de hazırlanmıyorum. Amacımız belgesel haber tarzında bir program. Programımızın ana fikri de şu sevgili izleyiciler. Ana fikri şu. Türkiye'de, ülkemizde küçükbaş hayvancılığı özendirmek. Teşvik etmek insanlar, özendirmek. 2 tane keçisi olanı da, 3 tane koyunu olanı da biz ekranlara çıkarıyoruz. Çobanla baş başa oluyoruz. Amaç bu işe küçükken başlayın. Adam diyor ki 5 keçiyle başladım ve 40 keçi oldu ve askeri ücrete denk gelir bir gelirim var. İşte kendi işi. Gençlere bunu öneriyoruz. Yani biz çobanla baş başa da programda bilgi vermek amacımız değil, özendirmek. Bu arada tabii ki çobanın engin tecrübelerinden, deneyimlerinden, kısa basit konuşmalarından bilgi alanlar, tecrübesinden istifade edenler yok mu? Çok var. İşte bu. Yani uzun çaplı, detaylı, bilgi amaçlı bir program değil. Şov tarzında, eğlence tarzında eğlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı bir program yapıyoruz. İşte çıktık, Çanakkale'deyiz. Yarın Edirne'deyiz. Yarından sonra Tekirdağ'dayız, İstanbul'dayız. Önümüzde ay Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye'yi geziyoruz.
Selahattin abi, bizim programı sen izliyor musun abi? Evet. Evet. İzledin değil İzledim. Mi? İzledim. Evet. Ne gördüm. Öğrendin? Türkiye'nin ne diyeyim, bu hayvancılık üzerine üretilsin, bilgilendirilsin, bilmeyenler yetiştirilsin diye bunları yönlendiriyorsunuz ama bu şartlarda kimse ilgilenen diyor. Araba geliyor Selahattin gelsin, abi. Gelsin, gelsin. Geçer mi? Arabadan seni geçer, geçemez. Geçemez arabadan. Geçer, herhalde. Geçer Selahattin abi. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net. Selahattin abiyle muhasebe konusunu konuşuyorduk sevgili izleyiciler. Araba geldi, misafirler geldi, onlara da takıldık. Gittiler. Yine aynı yerden kaldığımız yerden devam edelim. İşte bizim programımızın amacı özendirmek, teşvik olay. Şimdi muhasebe. Gerçekten çobanlarımız basit bir defter alsalar Selahattin abi. Şöyle bir defter alsalar. Evet. Veyahut da defterine gerek yok abi. Selahattin abi. Tamam mı? Bak. Şimdi cep telefonunda not bölümü var, tamam mı? Evet. Böyle açıyorsun. Evet, evet. Her cep telefonunda not defteri var. Senin telefonu dokunmatik mi? Göstersene. Hani bakayım. Evet, çobanımızın telefonu da bu sevgili izleyiciler, bakınız. Eski ne deniyor buna? Samsung. Yani küçük telefon. Kara şanzıman. Kırda taşıması onlar zor oluyor. Kara şanzıman. Öyle mi? Tabii. He. Onlar bize yaramıyor. Kara şanzıman telefonları olmaz da bu Android telefonlara bakarsanız not defteri var. Mesela Selahattin abi şöyle yaparsın. İşte yem aldın, yazarsın oraya. Yem 100 lira. Bu hafta aldın ne kadar? 100 lira. Giderini yazarsın. Gelir, gider. Çok basit. Yıl sonunda bir hesaplarsın. Ne kadar gelmiş? 50 bin lira. Ne kadar gitmiş? 20 bin lira. Ha, zarar mı, kar mı ettiğini, maaşının kaça geldiğini çıkarırsın. Tabii. Yani çok basit bir şey. Bunu yap. Mesela bütün çobanlar bunu yapabilirler. Çok basit. Yani ayrı bir şey tutmaya gerek yok. Bugün yem geldi, yaz 50 lira. Süt verdin, aylık toplu para aldın, ne kadar cebine girdi? Yaz, bir yere not tutarsanız zarar mı ettiğinizi, kar mı ettiğinizi çok rahat anlarsınız. Nasıl bir uygulama yaptığınızda ne kadar para kazandınız veyahut da zarar ettiniz? Kar zarar işini takip ederseniz daha başarılı olursunuz diye düşünüyorum ben acizane. Bütün çobanlar bunu yaparlarsa daha iyi olur değil mi Selahattin abi? Tabii tabii. Sen yap abi, bundan sonra başla tamam. Yani. Ben zaten bu işi yapıyorum da. He. Yani bu seneki hesaba pek uymadım. Yani masraflarda biraz şartlar birdenbire çok katlama oldu. Heh. Hesabı tutmadık artık hiç. Evet. Her sene tutuyoruz zaten biz bu hesabı. Ne senelik ne kazanıyor ne geliyor. Zaten bizim hayvanımız az olduğumuzu kendimizden de idare ediyoruz. Kendi işimizden. Mahyon çıkardığımız mahsuldan da yedirdiğimiz için. Bu sene şartlar çok katlama oldu, yem şartları. İş hesaba tutmuyoruz bakalım bu sene. Ne çıkacak şansımıza? Sezon sonunda belli olur cebimizde ne para kaldıysa. Selahattin abi diyor ki, bu sene diyor yem şartları diyor bozuldu diyor, yem 100 lira oldu diyor, girdiler altı diyor, kafam bozuldu diyor, muhasebeyi falan şaşırdım diyor, battı balık yan gider dedim diyor. Evet, 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 battı balık yan gitti. Yan gitti balık, yan gitti. Keçiler de gidiyor vallahi Selahattin abi, hadi gidelim. Karşıda gördüğümüz yer Gelibolu sevgili izleyiciler, bakınız. Tam bir adanın üstündeyiz şu anda. Deniz boyunda gerçekten cumartesi, pazar ve hafta sonları tatilciler var. Bugün cumartesi olmasına rağmen denize girmediği için burada kimse yok ama koyun keçi merası bol miktarda var. Bak yemyeşil burada otları görüyoruz.
ve bir tek koyuncu, bir tek çoban yok. Sadece Selahattin abi geldi, bakınız işte keçileri yeşile getirdi. Selahattin abi, sizin köy hangi köydü? Adıtepe köyü. Adı kaç hane, kaç nüfus? 920 seçmeni var. Aşağı yukarı 600-700 haneye yakın. 600-700 hane. Evet. Nereye bağlı burası? Lapseki. Lapseki'ye bağlı. Lapseki, Çanakkale. Çanakkale, he. Selahattin abi, bu sahnen keçisi nasıl, karlı bir iş mi? Karlı iş. Valla? Karlı iş. Karlı iş. Karlı iş. Tavsiye eder misin böyle şeyler izleyicilere? Tabii ederim. Peki mesela senden mesela birisi 5 tane sahnen keçisi almak istedi. Evet. Senin telefonunu versek, alsalar, arasa seni, yardımcı olur musun? Olurum. Vallahi. Olurum. Allah Allah. Olurum. Yani seni aradılar mesela, ya bana 5 tane keçi ver. Hadi oradan demez misin? Demem. Anlaşabilirsek veririm fiyattan. Mesela seni aradılar Selahattin abi, bir mesela bir vatandaş çoban olmak istiyor. Seni aradı, ya keçilerle ilgili nasıl bakıyorsun, bilgi sahibi olmak istedi. Ona hiç üşenmeden, kızmadan bilgi verir misin? Tabii veririm. Vallahi. Bildiğim, ya yaptığım bir şeyi veririm bilgi. Helal olsun Selahattin abi sana veririm. Ya. Selahattin abi, sen yörük müsün? Yörüküm. Aa. Yörüküm. Yörüksün ha? Evet. Vay be. Yörüküm. Selahattin abi yörük. Peki koyun yaptın mı önceden hiç? Evet, 2000'den önce koyun yaptım. Koyunun bakımı mı kolay, keçinin bakımı mı kolay? Keçinin bakımı kolay. Ha, sahnen keçisinin. Evet. Ama de. Mesela Çanakkale'de mesela küçükbaş hayvancılık çok yaygın. Evet. Geçen mesela Ezine'de çektim ben, Bayramış'ta çektim, çok var. Fakat keçi gene az. Sahnen keçisi gene hep koyun ağırlıklı. Niye öyle? Madem keçinin sütü de iyi. Mesela ben hesap ettim şimdi kendi kendime. Bir keçi günde 3-4 kilo süt verse, kilosu 3 lira olsa 3 kilo 12. Yani sana günde en fazla 12, 9 ile 12 TL arasında bir geliri var. Niye insanlar bu keçiyi yapmaz, adı koyun yaparlar? Şimdi oğlak yapıyor 250 lira, 200 lira. He. Kuzu yapıyor 8-900 lira, 1 milyar. He. Sen oğlan tanesini kaçtan verdin bu sene? 230'dan verdim. Tanesini 230 lira. Evet. Kaç aylıktı? 2,5 aylık. 2,5 aylık. 2,5 aylık oğla 230. He. 3 aylık. 3 aylık oğla 230 liradan verdin. Evet. Toptan verdin ama. Evet, kilo hesabı. Kestirdik, kantara koyduk. Ne kilo gelse o paramızı o. Allah Allah. Öyle kilo hesabı. Ne kadar etin kilosu ne kadardı? 30 liradan verdik. 30 liradan verdin. Evet. 30 liradan. Brüt. Brüt mü, net mi? Net. Elimize geçen brüt, evet. Değil, net. Elimize geçen 30 liradan. Evet. Kaç kilo geldi? 10 kilo yapar 300 lira mesela. O şekilde para verir. Anladım. Selahattin abi bak, şurada bir cam şişe vardı. Evet. Hayvan yemeye çalıştı onu. Bu bu çöplerden hayvanlar rahatsız oluyor mu? Zararı var mı? Görüyoruz. Zarar oluyor. Zarar oluyor. Paşotlar, şişe kırıkları, bilmem ne. Bunlar hayvanın ayaklarını kesebilir. Tabii. Paşotları yiyor hayvan, atıyorlar pislikleri. Bunları yiyor hayvanlar. İşkembesine duyuyor, tıkıyor işte paşot, laylonlar. Değil mi? Bunlar hayvanlar ayaklarını kesebilir. Hatta insanın bir şeyini, canlı yaratılışın ayağını kesebilir bu sırçalar. Tabii. Bu gibi şeyler olmaması lazım. Keçiler inat etti, tuzlu suyu içmiyorlar. Ne yapalım? Selahattin abi, artık biz akşam kadar seninle gezecek halimiz yok. Evet. Yeter bu kadar, konuk olduk, beraber olduk. Evet. Birlikte olduk. Senin keçiler suyu içmedi. Evet. Değil mi? Tabii, hafif de dalga var. He he. Onu içmediler. He he. Son olarak ne söylemek istersin? Buradan tüm besici dostlara selam söylerim. Evet. Biraz da bu Türkiye'de azıcık bu yem şartlarını değiştirirlerse bu hayvancılık da körlenmez, daha iyi olur.
Her şey rahatıyla rayına oturur. Evet. Tüm besici dostlara da tekrar selamlar. Peki, sizlere selamlar. De iyi çok yolculuklar. Teşekkür ederim abi. Evet her sevgili izleyiciler. Bir çobanla baş başan da burada sonuna geldik. Çanakkale'deydik. Ha içiyor bak. İçiyor bak. Bir içiyor. Selahattin abi yalancı çıkmadı. Keçi içiyor. Güzel Selahattin abiyle sahnen keçisi üreten Selahattin abiyle güzel bir gün geçirdik. Çanakkale'den yolumuz düştü. Çanakkale'den şimdi köprüden karşıya geçeceğiz. Yarın inşallah Edirne'deyiz. Yarından sonra Tekirdağ'dayız. Daha yarından sonra da İstanbul'dayız. Ve Türkiye turumuz devam ediyor havaların güzelleşmesiyle. Bu ayın sonunda da İç Anadolu bölgesindeyiz. Öbürkü ayda Ağustos ayında da Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye turlarımızı devam ettiriyoruz. Çobanla baş başanın burada sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola diyorum. Güzel konulara dokunmaya çalıştık. Sağnen keçisini görüntüledik. Çobanımızın karını zararını hesaplamaya çalıştık. Yerlere atılan piknikçilerin çöplerinden bahsetmeye çalıştık. Dolayısıyla güzel bir gün geçirdik. Bizim için de güzel, önemli bilgiler sahibi olduk. Olumlu geçti. Evet, haftaya aynı gün, aynı saatte ve aynı frekansta Çobanla Başbaşa'da, Çiftçi TV'de saat, pazar günü saat 15.00'da buluşmak üzere. Hoşça ve sağlıcakla kalın diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve tüm Çanakkale'li, Gelibolu'lu koyun keçi çobanların üzerine olsun diyorum. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net